Yes. Benim işimi de alın. Ne olacak Yaman? Ne yapacağız bilmiyorum. Bireyi nasıl koruyacağımı gerçekten bilmiyorum. Ben de bilmiyorum, sıkıştım kaldım. Elimden hiçbir şey gelmiyor. Ne Kenan'a karşı ne Mira'ya karşı. İki kolumdan ayrı yönlere çekiliyorum sanki. Mira'nın üzülmesine, canının yanmasına engel olamıyorum. Buraya benden kaçmak için geldi. Ama ondan uzakta da kalamıyorum. O senden kaçmadı. Yaşadıklarını unutmak istedi. Ben unutmaya çalıştı. Her şeyi hatırlatıyorum ona Faruk Bey. Bak, ben sizin asla ayrılmayacağınızı biliyorum. Senin onun seni nasıl sevdiğini de biliyorum. Ama sen kendine güveniyor musun? Mira'yı ailenden, Kenan'dan koruyabileceğine inanıyor musun? Daha da önemlisi, kendi vicdanında bu iki durumu, abinle Mira'yı birbirinden ayırabileceğine inanıyor musun? Ben ne yaparsam yapayım, Mira bana baktıkça o silah sesi kulaklarında çınlayacak. Kenan iyileşip de hayatına kaldığı yerden devam etmediği sürece biz eksik kalacağız. Mira'nın artık hiç üzülmemesi gerekiyor. Çok hassas ve zorlu bir döneme girdi. Üstelik doktoru artık ameliyatı bir seçenek olarak da sunmuyor. Kesin olacak diyor. Ama onun tek önceliği sensin. Senin için tedavisinden, hatta hayatından vazgeçmeye razı. Canım benim. Aşkınız kızımın ömrünü uzatsın ya. Ona yaşama gücü versin. Onu yıpratmasın. Umut olsun. Senden sadece bunu istiyorum. Hadi geceler. Canım benim, ben de ağlayırım ha burada. Bir sen değilsin. Yaman'ım.